Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi özellikle siyasete bulanmış haber kanalları arasında programımızla ve Ramazan ayı dolayısıyla böyle geç saatlerde başlayarak gerçekten bir alternatif oluşturuyoruz. Çok eğlenceli bir program olacak. Genç dostlarımız var, özellikle üreticiler, yaratıcılar, yepyeni işler üretmişler. Hemen buradan Gökhan'dan başlamak istiyorum. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Keşke baş başa olsaydık. çünkü senin şeyinde psikiyatrik kanepende yayıldığımız zaman ki ben sana geldim, çok eğlenceli değildi. Biraz hüngür şakırt geçiyor birçok kişi için o program ama biz uzun bir seans yaptık beraber. O seansın sonucunda da uzun bir program çıktı ve herkes benim hakkımda iyi fikirlere sahip oldu. Bu hizmeti verirken bir para alıyor musunuz? Yani bir mesela bugün siyaset dünyasının çok ihtiyacı var. Oraya bir Muharrem İnce yatırsanız kanepeye ve bambaşka bir ya da başka bir siyasi ya da bir lider böyle teklifler geldi mi? Herkes fırsat kolluyor televizyona çıkmak için. Buyursunlar. Biz Katarsis'te herhalde ağırlamayız siyasileri. Neden? Çünkü işin içinde fazlaca strateji, süzgeçten geçirilmiş algı, bilgi ve mutlaka işin içerisinde manipülatif bir taraf olacaktır. Çok istemem açıkçası. Başka bir program yapabilirim iç dünyaları ile ilgili. Ama tam şu sırada değilim. Çok iyi olmaz mıydı? Bana öyle geliyor. Armağan'ın programları, Armağan Çağlayan'ın bu açıdan birçok kişiye yaradı. Doğru. Yani gerçeğin çünkü senin gibi Armağan gibi iyi programcıların yaptığı işlerde zaten siyasilerin bize genelde anlattıkları bir hazır bir şeyle geliyorlar, bir hitabet, bir şey yazılmış çizilmiş çok belli ya da aynı şeyleri tekrar edip duruyorlar, susmuyorlar. halbuki senin seansın Armağan'dan çok daha etkili olabilir ve bu da o adama yarar. Bunlar gerizekalı mı? Niye anlamıyorlar bunu? Bunların yanlarındaki insanlar niye anlamıyor? Böyle bir teklif geldi mi? Gelmedi. Yer yer gelen teklifler oldu ama şöyle bir durum var. Yani bu programda özellikle bu tabii ki seanstan çok bağımsız bir şey. Bu programda insanlar hazırlanmış ve alınmış sorular isteyeceklerdir. Önceden bilmek isteyeceklerdir ki istiyorlardı. Bu böyle bir program değil. İnsanın kendisini gerçekten istediği kadar açtığı ve birazcık da gerçekten büyüme hikayesini anlattığı bir program yapıyoruz biz. Evet. Yazdığım soruları vermek ya da açık söyleyeyim yani herhangi bir görüşe ya da planlanmış bir stratejiye program aracılığıyla aracı olmak istemem. Ha. İstemem. Ha bir de evet sonradan bir sorumluluk hissi mi var? Hele ki bu dönemde çok daha fazla var. Evet. Çok daha fazla var. O yüzden de ama yine söylüyorum bu özel bir format. 4 yıldır devam ediyor. Başka bir program, başka bir yine samimi bir dünya yaratan bir programda görüşmek isterim siyasilerle, o ayrı bir tarz. Ama şu anda bütün liderlerin yani en kendisini rahat hisseden diye düşündüğümüz liderlerin bile ihtiyacı var. Yani işte şurada ya da burada kanalların topluca canlı yayına geçmesi filan yetmiyor aslında. Yani insanlara zaten tanıyoruz biz liderleri. Yani tanımadığımız bir adam çıkmadı ki. Yani işte adaylar arasında ya da şimdi belki milletvekili adaylarını tanımıyoruz. Yani onlar kimdir nedir filan hani nasıl bir cesaretle giriyorlar ya da belki öyle bir şey var yani bana görev düştü diyor filan ondan sonra giriyorlar bu işe ama bu özellikle herkesin psikolojisi bozukken bu bizleri yani bizi kimler yönetecek yahu ben bunu çok duyuyorum özellikle yaşlı başlı insanlara ben yaşlı olduğum için onlarla görüşüyorum çoğunlukla yani bizi kim yönetecek yani bu işte yani orada bir tane kasaba avukatı bilmem ne memuru öbür tarafta yani bunu şimdi hani kasaba avukatı bilmem ne memuru diyorum ama yani küçümsemiyorum. 5000 kişiymiş galiba kapasitesi. Peki korkutmuyor mu bu seni 5000 kişi? Yani açıkçası korkutuyor. O kadar da huzurlu değilim. Kenan Doğulu konseri olsa bir şey olmaz ha. Haydi bakalım eller filan ama bu böyle bir şey değil. Hadi ellerlik bir şey yok. Yani sen öyle bir insan değilsin. Böyle büyük bir böyle bir İstanbul'a taşan bir terapi seansı gibi bir şey oluyor. Yok böyle değil. Daha çok şöyle bir şey aslında. Biz hayatın bu dönemlerini
Şimdi hepsini açıklayayım mı bilmiyorum ama. Hepsini açıkla. Türkiye'de farklı alanlarda kendi hikayesini bir şekilde performe edecek insanlarla beraber de anlatacağız. Bunları söylemiyorsun ama. Söylemeyeyim diyorum. Söyleme. Tamam, sadece şu kadarını söyleyeyim. Gecenin açılışı özellikle insan olma hikayesini anlatacak bir yerden Antakya Medeniyetler Korosu ile başlayacak. Ve özellikle de hayatın farklı dönemlerine geldiğimizde çok sevdiğim, o gecede bu desteğe çok da gönüllü olan bazı sanatçı dostlar, arkadaşlarım da bana eşlik edecekler. Bazen bir şarkıyla, bazen de bir performansla beraber. Biz de bu arada bu salonda o gece aslında çok daha yakından kendi hayat hikayemizi bir gözden geçireceğiz. Ve hani bu sakinlikle de gitmiyor gece bu arada. Yani bir insanın neden hayır diyemediğini öğrenebileceği dünya kadar trajikomik anısı var. Ya da bir insanın hayatında nasıl kaygıyla yetiştirildiğini anlamak için annesiyle dünya kadar hatırası var. Ya da biz psikologlara yüklenen o sen hep huzurlusun anlamlarının altında bizim niye psikolojiyi seçtiğimiz çarpıcı bir hikaye var. Evet. Her zaman hayat evet. Bu kadar huzurlu olmadı. Enteresan bir hayat öyküsü konuşacağız o gece orada. Ve çok da güzel şarkılar da eşlik edecek bize. Peki Çağrı ile Başak'ı çağırmak ister misin? Çağrı bu yakışıklı, aşırı yakışıklı adam. Teşekkür ederim. Hatay doğumlu ve değil mi kaç yıl bütün eğitim mi Hatay'da? Tabii 18 sene üniversite için İstanbul'a geldim. Üniversite çağına, yaşına ve kadar. Ve orada da Antakya Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda da bir eğitim süreci doğrudur, var. Doğrudur. Değil mi? Çok çok acayip ve başın sağ olsun anneni kaybettin. Çok sağ olun dostum. Felaketinde. Çok teşekkürler. Çok zor, çok zor bir süreç gerçekten. Başak da aslında Antakya'ya gelin gitti. Evet. Gidemedi. Gitti. Geldi ama gitmiş bulundu. Henüz geldi yani. Ha, gittin, evet. Çünkü siz Ekim'de evlendiniz. Evet. Daha yeni evlisiniz ve bu son proje Blue TV'deki Sen Ben O dizisi sizin evlenmenize mi neden oldu? Evet. Evet. Orada mı yani tanıştınız? Vesile oldu diyelim. Daha önce tanışıyor muydunuz? Tabii. Biz Sen Çal Kapımı, ben anlatıyorum bu hikayeyi. Sen Çal Kapımı adlı bir projede beraber, yani o projede tanıştık. O bundan hemen önce miydi? Yok, hayır. 3-4 yıl önceydi o. Biz 2 yıldır beraberdik zaten bu projeden. O projeden bize beri mi çıkıyordunuz? Evet. Bu projeyi yaptınız? Evet, evet. Ha. Biz Sen Çal Kapımı'da arkadaş olduk önce. Sonra ilişkiye başladık. 2 yıl sonra da bu proje bize geldi ve dediler ki birlikte oynar mısınız? Çünkü bu kızı sen oynarsın ve bu çocuk da çağır. Tamam falan diye böyle. Bu böyle menajerlerin falan bir yalanı olmasın şey falan bu. Ya bu aslında sersin. Yönetmenimizden direkt geldi bize. Yani o, ben daha önce çalışmıştım kendisi ve tanıyoruz işte arkadaşımız vesaire. Ya Başak dedi benim elime böyle bir proje geldi. Siz düşünür müsünüz beraber oynamayı? Çünkü başka bir mesele ya partner olmak ve aynı işi. Yani yapmak zorunda da değilsin. Ama siz arkadaşsınız zaten. Hayır ben sandım ki siz bu sen ben o da tanıştınız, evlendiniz. Hı-hı. Hatta diyecektim ki size yani niye evlendiniz? Çünkü her projede bu olur bu yani. Bu sinema tarihinde, hayır. Dizi tarihinde var. Biz yani insanlar sevgili olurlar sonra proje bitince ayrılırlar. Yoksa mümkün değil yani. Yok, o zaman. Onu denedik. Öyle ya. Onu denedik. Ya Sen Çal Kapımı'da ben 52 bölüm oynadım. Çağrı 39 bölüm oynadı. Birlikte sahnesi olmayan tek iki insanız biz orada. Ama arkadaş olduk yani. Hı. Bir de bir pandemiydi. Ben bir ev dağıtmıştım. Çağrı yeni bir düzene geçiyordu. Böyle bir sıkıntılar var. Zaten biliyorsunuzdur yani. Hani biz yeni böyle tırnaklarıyla öyle olur ya oyuncularda. Yeni kafeyi bırakmışız. Yeni dizi, yıllardır tiyatro yapıyoruz ama işte hiç kazanamamışız. Yeni yeni başlamışız kendi hayatımızı kurmaya. Ve birbirimize destek olduk. Yani gerçekten yol arkadaşı olduk. Sonra da sevgili olduk. Yani o şeyin içerisinde. Sonra başka projelerde oynadık yıllar içerisinde. Sonra bu denk geldi. Peki o Sen Çal Kapımı neydi o? O da platform işi miydi, televizyon işi miydi? Televizyon işiydi. Televizyon ama onda artık onda da her şey olunur. Orada evlenilir de boşanılır da o çekimde o kadar uzun ki kaç saatti o yani. Aynen biraz uzundu. Orada değil mi? Haftada kaç saat çalışılıyor? İnsan neler çocuk bile yapar yani orada hemen.
Bir de set dışında başka bir şey de yapıyor yani. Başka bir şey de yok değil mi? Evet. Zaten olamıyor. Bir de artı olarak peki, pandemi var. Peki şüphelendim mesela belki Çağrı'dan daha güzeli vardır, daha hoşu vardır ama yani ben sürekli onunla çekim içerisinde yaptığım için başka kimseyi göremiyorum falan diye. Ya ben görmüştüm doğru öncesinde hayır, birkaç birini. Baktım evet, olmuyor dedim bu, ama iyi. Ama bu çok hakikaten çok iyi, çok iyi. Gerçekten ve onun öyle, ruhu da öyle. Çok, çok iyi. Çok iyi. Sen de öylesin ama. Teşekkür ederim. Evet. Allah nazardan sorsun. Peki hemen çocuk yapacağınız mı? Yani şu an öyle bir planımız yok. Projeye hayatına mi bağlı gösterip, öyle uzun bir çekim olursa arada çocuk da yapılabilir. Valla öyle hiç planlamadık yani ne bunun ne evliliği planlamadık. Çocuk konuşmadınız. Bu da bana yalan gibi geliyor yani. Mesela çocuk evleniyorsun, konuşmadık değil. Mesela tek amacı evliliğin çocuk yapmak ama onu konuşmamış oluyorsun falan. Yok çocuk konuşuyoruz. Mesela şirket kurmuşsun ama ne üreteceğini hiç konuşmadın. Bilmiyoruz ne üreteceğimizi. Şimdilik şirket ben çocuk kurdum, çok seviyorum. Yıllar evet, yani çocuk gelişimi de okuyorum falan. Hani. Nötrüm yani öyle bir evet, çocuk çok severim diye bir şeyim yok ama çocuk sevmeyenlerden de değilim. Ben seviyorum. Bana çocuk değişik çocuk geliyor. Bana böyle her yolları, yöntemleri. O yüzden de çocuk gelişimi okuyorum. Bayağı üçüncü üniversite başladım, okuyorum. Üçüncü üniversiteyi mi okuyorsun? Evet, evet. O niye yüzden ya? Seviyorum. Ben biraz inek biriyim. Öyle okuyayım seviyorum. Ne acaba? Evet, başladım ona da. Güzel de gidiyor. O çocuk psikolojisi işte konuşalım isterim. Bu şeyin içerisinde Cender'in bir yandan da yıllardır da Kızları Koruma Derneği'ndeyim. Gönüllü ablalık yapıyorum çocuk esirgen. Seviyorum yani. Böyle tutku olarak çocuk seviyorum ben de. Ya bu bize niye bu kadar ama iyi ve kaliteli ve eğitimli konuk çıkıyor? Bir neydi eski programlarımız? Bir sürü salakla program yapıyorduk. Tadından yenmiyordu. Bu nedir Allah aşkına? Ben bu kızla ne yapayım şimdi? Çok güzel projeleriniz. Tebrikler. Hakikaten çok acayipmiş. Evet. Kaç yaşındasınız şu anda? Ben 32'min içindeyim. Bayağı yaşlı. Evet. Allah saklasın. 32 yani, olunca ama artık yani. Evet. Değil mi? Şey, konuşmaya başlıyorsun herhalde. Böyle ama diyor, bu hangi yok yaşta kadınlarda bir alarm var? 28-29 galiba değil mi? Çocuk yap, çocuk yap, çocuk yap, çocuk yap. Yani öyle bir alarm bende olmadı ama şöyle olmadı. Ben işte tam başladığım, okula başladığım yıla denk geldi. Biraz korkuttu benim gözüm. Çünkü o kadar çok öğrenilmesi gereken şey var ki ben birçok şey biliyorum zannediyordum. Bilmiyormuşum. Çok da korktum şu anda böyle bir son bir yıl içerisinde. Genelde böyle ya ne tatlı değil mi falan derken ay ne de şimdi annesine neden zordur falan diye böyle kendi içimde çeşitli sınavlar veriyorum. Çağırdı yok be yapılır falanlara başladı. Yani hani aslında başka bir denkleme geçtik. Evet. İnşallah herkes öyle düşünür. Sen bir yerde çıplaktın. Evet. Onu hatırlıyorum. Ben en önemli kısmı oydu. Betin Arolat vardı. Evet. Aynı sahnede değil ama. Olsa ne olurdu diye. Savunma. Şey, ben dizinin büyük bir kısmında çıplakmışım. Sonradan fark ettim. Çünkü bir ara şöyle bir rutine döndü iş. Sete gidiyorum. Kostümü alalım diyorlar. Gerek yok diyorum. Her şeyi çıkarıyorum. Hazırım diyorum. Yani böyle bir şeye döndü. Böyle bir sürü işte yok duş sahneleri işte güya ben işte soyunuyorum benim resmimi çiziyor falan filan. Dizinin bir kısmını çıplak oynamışım. Sonradan fark ettim. Çok olmuş yani orası. Peki bir ağda filan istemediler mi? Kıllı mı oynayacaksın? Kıllı istediler. Öyle bir şey var mı? Mesela onu kime soruyoruz onu? Görüntü sanat evet, yönetmenine mi? Görüntü yönetmeni değil. Görüntü yani yönetmen yani sanat aslında. Renk kartelasına uymuyorsa yani ben sanat yönetmeni kime soruluyor? Yani menajer mi bilmiyorum ama buna yönetmen karar verir diye bir keresinde böyle bir şey yaşandı. Mesela yani ben bana bir kere ses çıkarır. Bizim oyunda böyle şeyler var işte böyle bir cebelleşmeler var. Richard'lar birkaç tane Richard var. O Richard'lar arasında filan. Orada işte bir genç Richard var filan. Ben ona dedim ki sen dedim çok da tüylü bir çocuk değil aslında. Yakışıklı. Ondan sonra ona dedim ki sen dedim git dedim bir ağda yaptır dedim filan. Fakat sonra dedim ki ben bunları söylüyorum işte ağda yaptırın filan. Çok ayıp oluyor. Ben de pek tüylü değil yani senden daha az tüylüyüm. Ondan kesin sonra canım. Gittim ağda yaptırdım böyle. Fakat böyle göğsüme ağda yaptırınca sonra her tarafıma ağda yapalım falan. Böyle eskiden kadınlar yapıyor diye biliyordum filan. Sonra alıştım her tarafıma ağda yaptırıyorum. Sabah uyandığımda kendime bakıyorum şöyle. Aa diyorum 11 yaşındayım. Hiç tüyü çıkmamış gibi. Ben 2-3 kez sırtıma denedim ağda. Sırtımda da benim ön kadar var yani. Özellikle şu şeylerde omuzlarda falan. İnanılmaz bir şeymiş ya. Ben
o kadar acı çektiğimi çok az hatırlıyorum yani. Ki böyle başıma çok badire gelir. Ben böyle yani. İnsanlarla kadar olmuşum. Bunlar kendimi çok sakatlarım yani. Özel hayatına giriyor ama ben böyle konuşunca masada bir rahatlama oluyor böyle. Ben de istiyorum yaptırmak falan. Bayağı böyle kıl tüy bir konuşma başlıyor. Ama galiba biraz şey gibi hafif rehabilite edici bir tarafı var bunların. Yani ekran önünde nasıldır bilmiyorum ama mahremi bir arada konuşmak yer yer özellikle güvendiysen karşı tarafa rahatlatıcı bir tarafı var. Ben herkesle bütün özel şeyleri konuşuyorum. Çünkü herkesle mesela hemoroidden şüpheleniyorum diyorum. Masada herkes suspus diyorum siz hemoroidsiniz değil mi? Bütün hepsi hemoroid diyor. Halbuki benden şüpheleniyorum. Sonra ben hemoroid olmadığım anlaşılıyor fakat bunların hemoroid olduğunu öğreniyorum falan. Niye bunlar konuşulmuyor? Niye bunlar yerine Muharrem İnce konuşuluyor? Ben onu anlamıyorum. Yani çok saçma değil mi? Yani ben hepsi okeyim. Siz ikiniz çok tatlısınız hakikaten. Peki akrabaları falan ziyaret ettiniz mi? Hepsine gittiniz mi evlenince? Mesela yaşlı ölecek olanlara gittiniz mi? Ölecek olanlara. Sen bahsetmek ister misin? Yani şöyle, ben çok konuşuyorum. Bizantaki'ye gittiğimizde daha evleneceğim. Yani ben evlenme teklif edeli ne kadar herhalde bir hafta falan olmuştu. Çok yeniydi her şey yani. Bir arkadaşımın düğünü için gittik. Böyle bir düğün vesilesiyle gitmeye daha imkan bulunamamıştı yani açıkçası. Şu anda zaten çok gidecek bir yerimize kalmadı ama oraları çok detaylıca girmek istemiyorum. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Herkes adına çok olağanüstü bir şey yapıyorsunuz. Yapabileceğimiz ne olursa da elimizden geldiğince dahil olmak isteriz. Niye bu konuda Başak adına da konuşuyorum. Keyifle sohbet de etmek isterim. Teşekkür ederim. Ne zaman çok sağ olun. Ihtiyaç varsa. Şöyle biz gittiğimiz dokuz zaman... 9 insan için söylüyorum. Tabii ki. Her zaman elimden ne geliyorsa öyle söyleyeyim. Gittiğimiz zaman bir babaannem vardı. Yok babaannem de vefat etmişti. Ya evet yok ölmesine yakın olduğunu düşündüğümüz kimse yoktu açıkçası gittiğimiz zaman. Senin ailen. Ama ben bir düğünün içerisinde var oldum ve gerçekten yani iyi bir Antakya gelini olduğunu olduğumu düşünüyorum. Evet, gerçekten maşallah, gereken her şeyi masa masada gezdim, gereken danslarımı da ettim. Evet. Kanter içinde de kaldım. Böyle şey öyle yaptın mı mesela şeyin şarkısı ne o kız onun şarkısı ara ara öyle dans yaptın mı? Ara ara. Ya daha başka içerikte şarkılar var düğünde ama ben hepsine olabildiğince bir ara bu yaz yani. Öyle düğünler yapıldı böyle bütün damatların harcandığı kadınların kameralara karşı şarkılar söyledi. Onlardan bir tanesi boşandı. Diğeriyle ilgili de fena bir haber geldi de değillermiş. Ayrılıyorlar diye geldi de çok üzüldük, perişan olduk evde ama değillermiş, devam ediyorlarmış. Bu yazın düğünlerini söylüyorum. Evet ya bu evet. Sizi hiç duymadık. Evlilik yani şöyle açıkçası biz 37 gün içerisinde evlendik. Yani Çağrı bana evlenme teklif etti ve benim böyle birazcık astrolojik ve numerolojik ve inançlarım, bilgi aldığım kişiler falan var. Bana dediler ki ya 8 Ekim olur ya 2024. Ben dedim ki tamam 2024 olsun yani. Çünkü hani düğün vesaire yani biz uzun masa yapalım. 50 kişi hep beraber şey, muhabbet edelim, sohbet edelim falan öyle bir şey istiyorduk. Sonunda kutlama kaç kişilik yapıldı? Ya yine bir 250 300. kişi falan geldi gerçekten. Öyle paraları ödediği yani. İçin bak 300 diyor orada. Yok biz... Yok ben yani herkese ezbere biliyorum. Yani. Hala balayında olabilirdiniz. Tabii ki. Evet. Peki. Onur şimdi senin bu ne bütün şarkıların çok güzel. Bu Aşkım Olayım siyasi evet, aşkım şarkı mı oldu? Yok ya aslında bir aşk şarkısıydı. Sonradan futbolculara okunmaya başladı. Sonradan insanlar böyle annesine babasına çekmeye başladı. Sevgililerine videolar yaptılar. Sonradan da işte teker teker bütün siyasilerimiz için de en az bir videoda gördüm ben kullandıklarını. E peki sen ama bunu yasaklayamıyor musun? Tercih etmiyorum diyeyim yasaklamayı. Mesela Amerikalılar yapıyor. Trump herkesin şarkısını kullanmak yok, istedi. Bu, çok zor zamanlardan geçtiğimiz için dayanışma ruhuna inandığımdan hiç öyle düşünmedim. Siyasi de mi ayırt etmiyorsun? Herkes kullansın peki. Peki bu... Emel Müftüoğlu gülüşü yapıyorum. O Emel Müftüoğlu gülüşü. Peki, şimdi bunu bu Simge de söylüyor. Senin de böyle bir performansın var. Onur'un bu Aşkın Olayım performansına bir bakalım şimdi. Yeah.
Müthiş. Ben bunu kabullerim ben. Çok güzel ya. Teşekkürler. Şimdi Onur, sen tabii biz daha önce beraberdik bir program. Evet, o zaman kesinlikle. Sakin grubu var. Evet, Sakin dönemi. Evet. Şimdi senin tabii çok acayip hayat hikayen. Bir kere bu Boğaziçi felsefe bitti evet. mi? Evet, bitti. Evet. Üzerine yüksek lisansımı da yaptım. Sonra Oxford'da bir ikinci bir yüksek lisans yaptım klasik arkeoloji üzerine. Klasik arkeoloji. Aynen. Üzerine. Çünkü biraz daha az önce sizin dediğinizi ben normal diyorum. Çok inek bir insanım ve çok seviyorum maymun iştahlıyım. Sürekli bir şey okuyayım, bir şey öğreneyim. Şu an işte pandemide Fransızca öğrendim. Biraz yani çalışıyorum sizin yanınızda öğrendim demeyeyim. Bu akıl hastası işte. Ondan sonra mesela Latince var şu an. Next. Onu halledip sonra antik Persçe öğrenip Oxford'da doktora geri dönmek istiyorum. Yapma ya. Öyle bir hayalim var ama o bir 10 senesi var oranın yani. Ama Oxford'a geri git dönmek istiyorum mutlaka. Evet. Şimdi kaç yaşındasın? Şu an 41. 41. Wow. Çok güzel. Tam hayal ettiğim yaşam stili bu. Müthişsin. Evet. Zaten yani. Ben mesela iki tane sahne personam var. Biri Onur, biri Onur Özdemir. Bir tanesini pop yapıyorum, öbürüne rock müzik yapıyorum. Sonra mesela bu benim önümdeki bu kitap, küçük bir kitap evet, tabii. Onu. Senin tevazunun bir parçası herhalde bu da. Arabesk soneler, Shakespeare'in sonelerini seçmiş ve tercüme etmiş. Arabesk soneler diye. Evet. En arabesk olanlarını seçtim. Böyle hani vur beni parçala yık falan filan gibi olan Shakespeare. Var mı adam bayağı bir ya? Çok iyi. Evet gerçekten var. Böyle çok bir yani. 40 tane falan tercih ettim. Bir de şarkı yazarı olarak yani. Da benim hani Shakespeare'le güzel bir temasım olarak da iyi evet. hissettim. Yani çalıştım çünkü bayağı böyle 1600'lerden böyle şey old bir tekst yani bayağı eski bir tekst kullandım yani böyle 1670'lerden kalma evet. bir teksti kullandım. O yüzden hani çevirim çok sadık kaldım yani. Tabii ki biraz bir şarkı yazarının verdiği bir sanatsal yorum kattım. Ama arkada ama... böyle bir entelektüel kimlik var ve işte bizim aradığımız kan bulunmuştur söz yazarı olarak. Çünkü bana fenalık geldi. Muçk muçktan öp yala evet dön, abi ve bir dörtlükten fazla yazamıyorlar. Falan. Yani, her şey seksüel var. Yani bu kadar açık saçık bir ve hep seks üzerine bir şey gidiyoruz. Ya da yani bilmem kaç tane seks şarkısı yapıyor. Öp yala gel dolan kaç kovala filan. Onun arkasından da hijranlara karşı oldu. Bu sefer de yani sadece seks ve cinayet. Yani ben bütün Türk popüler müzik edebiyatını Psycho'ya bağlıyorum. Yani şimdi Netflix'te seyrettiğimiz bu Psycho'lar zaten böyle yürüyor. Bir adam sabahtan akşama kadar bunu dinlerse. Mesela sen de şimdi sorun yok. Senin bu şarkı Aşkın Olayım Spotify'da aylık 70 milyon dinleniyor. Şu bak güzel şarkı. Bir de Öp Yala sonra Gebertirim Seni isimli şarkıyı mesela. Onu da herhalde 70-80 milyon dinleyince herkes birbirini boğazını sıkıyor tabii. Evet. Yani. Üçüncü sayfa haberi altyazı. Evet. Bak bu şeyde o 10. sone. Mesela çok hoşuma gitti senin bu kitapta. Sıkıyorsa itiraf et kimseyi sevmediğini. Çünkü kendini bile sevmiyorsun. Hadi diyelim sevenin çok ama hiçbirini sevmediğin gayet net. Çünkü kendine komplo kurmaktan bile çekinmeyen ölümcül nefretle dolusun. Onu onarmak en büyük tutkun olmalıyken o güzelim yuvayı mahvetmeye kurulmuşsun. Ah değiştir fikrini ki ben de değiştireyim benimkini. Nefret mi daha iyi misafirdir yoksa narin aşk mı? Göründüğün gibi zarif ve nazik ol ya da en azından kendine nezaket göster. Bana sevginden yeni bir can yarat. Güzellik yaşasın gitsin onda veya sende. Ya işte ay, bak çok yapmış. Güzel oldu. Ben dedim ki bana yazılmış. Ay tarihi benim için o kadar güzel bir an oldu ki sizden. Ya oldu işte dümdüz okudum. Çok ayol, güzel ne var olsun yani. Ya. Evet. Yok, çok bu da Metiyeler. Evet son evet. albümün Ocak'ta çıktı. Öne de Psycho bir fotoğrafını evet. koymuşsun. O da Haluk Akakçı'nın bir resmini yansıttık fotoğrafta kullandık. Orada Haluk Akakçı'nın bir çizimi o. Evet. Onu yüzüme yansıttık öyle bir fotoğraf kullandık. Evet. Hep böyle... Yani. Reklama mı gireceğiz? Ne çabuk giriyoruz daha konuşmadık herkese. Peki bu ama senin İlber Ortaylı gibi bir fotoğraf çektirmen lazım böyle gömlek kravat. Ben kendimi ciddiye almak istemiyorum ama abi ama senin ya. Entelektüel şeyinle öyle bir de böyle, öyle bir adam olsun. Tabii ki next bir sonraki işime söz onu yapacağım. Hayır olmasın yahu. Yani. Tabii ki yok kendimi daha ciddiye alıyorum. Gittikçe daha da fazla ciddiye alıyorum. Çok acayip. Ya ben normalde yaptığım işi ciddiye almayı seven ama kendini ciddiye almayı sevmeyen bir insanım. Sevmiyorum o durumu. Ne sağlıklı bir şey bu. Aynen yani böyle çok mesela mafyatik büyük organizasyonlar öyle ilişkilere de girmeyi de sevmem. Çok büyük şarkılarım var ama hiç o networklere girmedim mesela. Sevmem onları. Ben her zaman kendi odamda okuyayım, takılayım. İşte arkadaşlarım, köpeklerim, aşklarım, aşkım işte falan filan. Peki bu şarkıları şimdi... verdiğin kişiler
Evet. Bu şarkı mı verdin? Bir dakika bunlar. Evet. Sezen Aksu'ya evet, da bu şarkı verdin. Günaydın Memur Bey. Son albümdeki bir şarkı var. Benim daha önce Sakin Zaman yazdığım bir Kurtlu Kuyu diye bir şarkı vardı. Ana! Ajda Pekkan'a vermiş. Hep yaşlılar. Sezen Aksu, Ajda Pekkan. Ajda yok. Ajda yok mu? Ajda yok. Peki o zaman yanlış. Var, Hadise var. İzel'e verdin İrem mi? İzel var, evet. Ferhat Göçeren. Evet. Ebru Gündeş. Evet, Aramızda diye bir şarkı. Sonra Edis. Edis çok çok mesela bir haber yazmış şarkı. Ayşe Hatmanoğlu var. Güm güm çak bir selam bak onları söyleyeyim. Neredesin aşkım var Hadise. Ama sen de yapmışsın güm güm falan var evet, sende evet, tabii de, ki ben de okudum orada. Ben ara ara çıktım işte ben çok böyle biraz Rönesans adamı gibi kendi keyfince takılan birisiyim. Arada da böyle güm güm mü çıkıyor? Aynen. Hani bunu da yapayım. Çok doymuş bir insanım ben. Şey anlamında diyeyim. Ya bir doymuş insan olamadım hocam. Ben sana bir daha mı gelsin? Bak gencecik çocuk diyor ki vallahi ben çok doymuş bir ben bir daha gelsem mi? Çocukluğum çok zor geçti. Yani her gün her gün bir şeyim olsun falan filan diye kudurmuyorum. Yani ara ara yapıyoruz ve öyle bir şey oluyor ki ya işte mesela Sezen Aksu durumu bile bir telefonla geldi yani. Canan aradı. Böyle böyle Sezen'in normalde şarkıyla ilgilendiklerini biliyordum. Stüdyoda çok takılıyorduk o ara. Vardı hani olan bir şeydi. Sezen'le zaten çalışıyoruz bir şey yapıyoruz ama bir buçuk sene sonra bir telefon geldi bir gün. Ya işte tamam ben şarkıyı okumak istiyorum şu bu falan. Hani o kadar olduktan sonrasında artık yırtılmıyor. Peki bu şey heyecanlanıyor musun bunlardan mesela? Çok. Ne diyorsunuz? Ben hiç heyecanlanmadım ya. Çok... Heyecan olmazsa nasıl sanat yapacağız ki? Benim her sabah ben yepyeni bir şey bir uçuyorum mesela. Mesela normalde son iki aydır her sabah Mustafa Kadife'den kesesi dinliyorum Mustafa Keser'den. Mesela Kadife'den kesesi dinleyerek başlıyorum günüme. Ondan sonra oradan bir bakıyorum Bali bilmem ne müziği bir şey geliyor. Mustafa Keser'den Kadife'den kesesi dinliyorsun sonra Shakespeare'den sone mi çeviriyorsun? Evet ya. Bu kesin hocam. Nasıl ayrılacak programdan? Fena fena. Müthiş. Peki kısa reklam arası hemen dönüyoruz.